Bu iddianame bize şunu söylüyor. AKP'nin siyaseten bir hikayeye ihtiyacı var. 6-8 Ekim Kobani davası da bir siyasi kumpas davasıdır. Yani devlet isteseydi kesinlikle o ölümler yaşanmazdı. IŞİD o dönemde Irak'ta ve Suriye'de ortaya çıktı ve çok büyük katliamlara imza atmaya başladı. Şengal'de yaşananları hatırlayalım. Ezidilere yönelik soykırım ve saldırılar. Kobani kuşatıldı. Kobani'yi düşürmek istediler. Kobani halkına, Kobani yurttaşlarına, tabii ki başta Kürtlere savaş ilan ettiler. Kobani'yi almak istemelerinin nedeni de Türkiye'deki geçiş noktasıydı sınır açısından. Ve eğer orayı alırlarsa özellikle Kürt halkı açısından önemli bir mevzi kazanacaklarını düşünüyorlardı. Hem de geçiş noktası olduğu için kendilerine bir avantaj sağlamış olacaklar. Suruç ve Kobani'yi düşünelim. İki tarafta aynı insanlar yaşıyor. Yani Suruç'la Kobani akraba, hani aile aslında. Orada bir katliam tehdidi vardı. Binlerce, yüz binlerce insan her an katliama kurban gidebilirdi. Suruç sınırında aylarca, haftalarca nöbetler tutuldu. Yani Türkiye'den IŞİD üyelerinin geçmemesi, sınırları kullanmaması, oradaki halka zarar verilmemesi için. IŞİD'in yaptığı bu katliamlar karşısında zaten protestolar her tarafta yükseliyordu. Kobani kuşatması başlayınca da bu protestolar arttı. Kobani ile dayanışma herkesi sokağa çıkarmaya başladı. Özellikle Kürt halkı açısından. Ve sadece Kürt illerinde değil, Türkiye'nin bütün illerinde, her yerde çok büyük bir dayanışma ağı vardı. Bu gösterilerin hepsi barışçı gösterilerdi ve herhangi bir ölüm yaşanmamıştı bu gösterilerde. ...7 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Kobani düştü düşecek sözünü etti. Erdoğan'ın o ünlü konuşması halkta inanılmaz bir öfkeye sebep oldu. Yani ben buradayım, Diyarbakır'da yaşıyorum ama benim yeğenim Kobani'de yaşıyor. Her an ölebilir. Yeğenime karşı tehdide Kobani düştü düşecek diye yanıt verildi. Sonra bu tepkiler büyüdü ve Muş Varto'da Hakan Buksur polis kurşunuyla öldürüldü. Çeşitli yerlerde saldırılar oldu bu etkinliklere, eylemlere ve ondan sonra çok sayıda insan öldü bu iki gün boyunca 7-8 Ekim tarihlerinde. Şiddet artınca ve insan ölümleri başlayınca biz bunun engellenmesi için çok çaba gösterdik. Çünkü sokakta bir provokasyon da oluşmaya başlamıştı. İçişleri Bakanı'nın kontrol edemediğimiz güçler var lafı vardı. Kontrol edilemeyen bazı güçler çok ciddi provokasyonlar yaparak sokakta gösteri yapanlara karşı ateş etmeye başladılar. Bir taraftan kimi yerlerde kolluk güçleri ateş etmeye başladı. HDP ile Hüdapar'ı karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Bunun engellenmesi için de büyük bir çaba sarf ettik. Nihayetinde de durdu bu ortam. Fakat sonunda çok sayıda insan kaybettik. Hayatını kaybeden insanların önemli bir bölümü zaten bizim partililerimiz, üyelerimiz, yöneticilerimiz ve öldürenler yargılanmıyor. Yani hala yargılanmıyor. 43 kişinin katili kimlerse bunlar için dava açılması gerekiyordu değil mi? Fakat bunu yapmadılar. Sadece iki dava açıldı şimdiye kadar. Bir tanesi Yasin Börü'dür, bir tanesi İzmir. HDP mecliste defalarca soru önergeleri ve araştırma önergeleri verdi bugüne kadar. İlk soru önergemizden itibaren hep şunu söyledik. Bu konu araştırılsın, komisyon kurulsun. İşte otopsi raporları araştırılsın, kimlerin hangi silahlarla nasıl vurulduğu araştırılsın. Ama cesaret edemediler. Çünkü biz de biliyoruz, onlar da biliyorlar ki aslında o dönemde yaşanan o şiddet ortamının müsebbibi bunu provoke eden ve bu durumu iktidarını güçlendirmek için kullanmak isteyen zihniyetti. AKP ve Erdoğan bu Kobani protestolarında yaşanan can kayıplarını, mal kayıplarını HDP'ye yüklemeye karar verdi. Çıktı seçim meydanlarında dedi ki sanki HDP 7 Haziran 2015'te 80 milletvekili kazandıktan sonra bütün bunlar yaşanmış gibi anlattı. Bu halbuki doğru değil. Bunlar 6-8 Ekim 2014'te yaşandı. Biz Haziran 2015'te
80 milletvekili kazanarak meclise girdik. Bu seçimleri tanımadı aslında Erdoğan ve 1 Kasım 2015 seçimlerine doğru Türkiye'yi götürdü. Büyük bir şiddet ortamı yarattı. Bizim mitinglerimize saldırıldı. Suruç'ta 33 gencimiz öldürüldü. Ardından Ekim Ankara gar katliamı yaşandı 10 Ekim'de. Bunu yapmalarının nedeni HDP'nin meclise girememesini sağlamak 1 Kasım seçimlerinde 2015. Girememesini sağlayarak o 80 milletvekilinin neredeyse tamamına yakınını Adalet ve Kalkınma Partisi'ne almasını elde etmekti. 400 vekil verin bu iş bitsin esprisi budur esas itibariyle. O yüzden de 1 Kasım 2015 seçimlerine giderken HDP'yi meclis dışında bırakacak bir süreç yaşanmak istendi ve büyük bir baskı kuruldu aslında. Bir kara propaganda dönemi başladı ve 1 Kasım'a kadar bunu yaşadık biz. Siyasi olarak HDP'yi yıpratma, HDP'yi kriminalize etme ve HDP'nin işte 80 milletvekiliyle parlamentoya geldikten sonra var olan mücadelesinin etkisini kırma diyeyim amaçlandı. Ama 1 Kasım'da da HDP bütün bu baskılara ve tasfiye operasyonlarına, şiddete rağmen başardı meclise girmeyi. 2015'te bir soruşturma başlatıldı bu konuyla ilgili ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerimizin büyük bir çoğunluğu gidip ifade verdiler savcılıklara. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk karar 2018'de çıktı Demirtaş'la ilgili bu konuda. Onun ardından biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı tanımıyoruz, biz de hamlemizi yapar, işi bitiririz gibi bir cümle kurdu. Ve yapılan hamleler sonrasında özellikle Demirtaş Ahim kararı sonrasında salınmasın diye bu gerekçeyle bir tutuklama daha gerçekleşti. Ve 2020 sonunda da Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz bir gece gözaltına alıp tutuklandılar ve dava açıldı. Ve bugün tutuklu olan MYK üyelerimizin tamamı 2014-2015 yılları arasında gidip savcılığa kendileri beyanda bulunmuş. Ve savcı bu dosyanın kapağını ara ara açmış, bir işlem yapmamış. Çünkü ortada işlem yapacak bir mesele yok. İddia ettikleri mesele bir tweet. Tweet'te de demokratik bir protesto çağrısı var. Bir tane tweetle bu kadar sonuçların ortaya çıkmayacağını onlar da biliyorlar aslında ki Ahim kararı da bunu çok net olarak ifade etti. Ankara savcılığı sanki büyük daire söylememiş gibi, bu dosya 5 yıl rafta beklememiş gibi yeniden işte Eylül ayında MYK üyelerimiz hakkında tutuklama kararı verdi ve dosyanın kapsamını genişleterek Gürtan Kışanak, Sebahat Tuncel, Aysel Tuğluk, Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder gibi birçok ismi de kattı. Google taraması yapıyorlar. Açık alanda buldukları ne varsa işte haberler, şunlar, bunlar, görüntüler, gazete küpürleri filan bunların hepsini iddianameye doldurmuşlar. Kimi milletvekillerimizin mecliste yaptıkları basın toplantıları, mecliste yaptıkları konuşmalar, basın açıklamaları tam bir abur cubur iddianame ve fezlekeler haline dönüştürmüşler. Bu iddianame bize şunu söylüyor. AKP'nin siyaseten bir hikayeye ihtiyacı var. Bu hikaye nedir? HDP'yi bütün organlarıyla siyasi olarak bu meseleden sorumlu tutmak. Aslında amaçları siyasi. Sadece siyaseten 5 yıl söylemeleri yetmedi. Bunu talimatla hukuki bir kılıfa büründürdüler. Bu davanın kesinlikle hukuki olmadığını, bir siyasi kumpas davası olduğunu düşünüyoruz. Yani diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, siz HDP'ye yönelik açtığınız bütün davalar diyor 2015'ten sonra siyasi nedenlerle açılmıştır diyor. Bunların hukukla alakası yoktur diyor. Bu nedenle bu davaları hukuk temelinde değerlendirmek mümkün değil. Siyasi atmosfere göre, siyasi algıya göre, siyasi planlamaya göre şekillenecek.